çok önemli günler geçiriyoruz. Ereğinin var olması veya yok olmasına doğru gidiyoruz. Geçmişte bir takım hatalar yaptık. Özelleştirme için sivil toplum örgütleriyle, basın mensuplarıyla, canlarımızda, hesabımızda büyük mücadeleler yaptık. Özelleştirmede maalesef dediklerimizi yaptıramadık. Ve OYAK Erdemir satın aldı. Sevindik, milli bir kuruluşumuz aldı dedik. Ama şimdi herkesin söylediği, keşke fabrikayı OYAK almasaydı da yabancılar alsaydı. Eskiden yabancılar almasın diye mücadelemiz vardı. Biz Erdemir'e karşı değiliz. Erdemir bizim canımız, ciğerimiz. Erdemir için yapamayacağımız Ereğli halkı olarak hiçbir şey yok. Seferber oluruz Erdemir için. Biz OYAK yönetiminin anlayışına karşıyız. Ereğli'yi, Ereğli yöneticileri, Ereğli siyasi partileri adam yerine koymayan, hala almayan OYAK yönetimine karşıyız. Gülerken zehirleniyoruz. Yürürken zehirleniyoruz. Balık yerken zehirleniyoruz. Yüzerken maalesef zehirleniyoruz. Niye? Cunuhu doldurursam, zehiri doldurursam denize ne olacak? Yakında hiç denize gelmeyecek. Ereğli üzülerek söylüyorum. Kuzu gibi bir şehir olduğu için, ses çıkmadığı için Ereğli aynen dil ovası olmaya doğru gidiyor. Dikkatini çekin. Bakın bu hasarı özelleştirdi. Sonra tekrar kendini aldı. Geçenlerde yüksek fırında bir patlama oldu. Bir çocuğumuz yandı ileri derecede. Ama burada yanık merkezi yok. Ya Karabük şurada bu fabrikanın üçte biri kadar. Orada yanık merkezi var. İtibar belli olması lazım Erdem'in en büyük. Fabrikanın en büyük sıkıntısı yangın olması. Ama evinde yok. Yanık merkezi yok. Niye? Paraları kâra çevirelim, ortaklarımıza dağıtalım. Bu anlayış iflas ettirilecektir. Bunlar için bize hiçbirisi olmaz. Çelik servis merkezleri iş yapamıyor. Çünkü Erdem'in kendisi çelik servis merkezi kurdu. Çelik servis merkezlerinin hepsi de tek tek kapatılıyor. İcra dosyaları 2014'te 5000 tane icralık dosya vardı. 41.000 tane icra, herkes icrada. Ereğli nefes alamıyor Ereğli. Omson'u kurdular. Taşımacılığı Erdem'i yapıyor Omson vasıtasıyla. Aldıkları işleri bizim nakliyecilere mazot fiyatına veriyorlar. Şofolların isyan halinde evindeki şofolar. Hepsi de perişan vaziyette. Sebze meyveler dışarıdan geliyor. 5000 işçiye yeme geliyorlar. Nereden alıyorlar sebze yemeği? Memlekette sebze meyve yok mu? Var. Niye bize almıyor? Esat amcalar vardı burada. Ajanteci 50-60 sene evveli. Burada Cevat Şamlı vardı. 60-70 seneden beri bu memlekette ajantelik yapardı. İstemir'den yine bir adam getirdiler. Onun emrine verdiler ajanteleri. Diğer ajantelerin hepsi bürolarında boş oturuyorlar. Yazık değil mi? Soruyorum ya. Yazık değil mi? Bu millet zehiri, kiri, külü çekecek, ekonomik yönden zayıflayacak. Siz başkentlerden amirler getirip yeni şirketlerle bu insanları yok edeceksiniz. Türkiye'de elektrik tüketimi ödemeyen tek fabrika Erdem'dir. Yatırım yaptığımız en büyük kalemlerden biri olan bu tüketim vergisini maalesef kesti. Bir HES projesi yapıyorlar. Biz tesadüfen öğrendik. Sitelere girerek öğrendik. Erdem'in barajında anlaşma yaptık. Barajı %29 suyu bizim, %10 suyu sulama, ziraat için kullanılacak diyor protokolda. %60'ı Erdem'in. Yeni yapılan iadede Erdemir'den mutlaka muvaffakat alınacak diyor. Ereğli Belediyesi'nden demiyor. Ya sen burada elektrik enerjisi üreteceksin, yılda 100 milyon para kazanacaksın. E peki benim hakkım yok mu bu suda? %49'u da belediyeye ait, Ereğli halkına ait. Yani suyu cetvelle ayırıp da seninkini kullanacaksın sadece elektrik üretirken. Bize haber dayanamıyorlar. Burada yine su seviyesi diyor. Kuraklıktan dolayı düştüğü takdirde ilk defa Ereğli halkına ve Gülüç halkına içme suyu kesilir diyor. Ondan sonra sulama suyu kesilir. Bu arada elektrik enerjisi üretmeye devam eder. Endüstri bölgesine suyu verilir diyor. Yani benim için Ereğli halkı, Gülüç halkı önemli değil. Elektrik enerjisi üretip kâr etmek önemli diyor. Yine burada benim aldığım sudan, yani belediyenin aldığı sudan relokasyon yapması lazım. Bu relokasyon için de bize izin istemediler. Burada relokasyon 15 günde sürer, 20 günde sürer, 30 günde sürer. Bu relokasyon yapılırken de Ereğli'nin tabii ki boru kesildiği için suyu kesilmiş olacak. Bu kadar acımasız bir OYAK yönetimine karşı karşıyayız. Evet, dün yazı geldi. 17. maddeye göre ÇED raporu yapılamaz diyor.
Ne demektir bu? Halka sormayacağız diyor. Belediyeye sormayacağız. Biz kendi bildiğimizde bunu yapacağız. Gerektiği yerde evveli adının suyunu keseceğiz, gülüş adının suyunu keseceğiz. Bunun peşini bırakmayız. Hemen hazırlığımızı yapıyoruz. Pazartesinden itibaren yargıya gidiyoruz. Evveli adıyla beraber bunları yargıya sunup iptal ettireceğiz. Asla peşlerini bırakmam. Bugüne kadar belediye başkanı olarak şiarım, evveli demişim fabrikaları bizim, üretimi de bizim diye onları hiç mahkemeye vermemeye çalıştım. Onlar bize hep mahkemeye verdi. Bundan sonra yargı. Çevre konularında, cürüm konusunda, HES konusunda, havayı kirletme konusunda peş peşe mahkemelere yargıya gideceğiz. Yargıda hakkımızı arayacağız. Şu rumanlara bakın ya, Allah rızası için. Gecelerini bırakıyorlar, sabahın dertlerinden kalkıp Allah rızası için bakayım, bakın dışarıya. Her taraf alıp götürüyor, filtre takmak yok, bir şey yok. Lan derelere bak, derelere bak. Kirli görüyor musunuz? Gürüşesine bıraktıkları kilitle. Denize bırakmadıkları iş yok. Şu sahilde denize girelim dedik. Bir plaj yeri olsun dedik. Bazı yerlere platformlar yapacaktım. Kıpsızlığa müracaat ettik. Geldiler, deniz suyunu ölçtüler. Metal ağırlığı çok yüksek dediler. Denize giremezsin dediler. Burada herkesi denize sokacak. Herde bir benim denizimi zehirliyor. İnsanlar hasta oluyor. Ankara İstanbul'a gittiğinde doktorlarımıza sorun en çok kanser döşe hastası nereden geliyor? Bu kadar acımasızlık olur mu? Daha ben toplantıda da söyledim. Bu ilçe başkanlarımla beraber Allah razı olsun toplantı yaptım. Fatih Çakır da vardı o zaman. Gidelim dedik. İlk defa Erdem'in OYAK yöneticileri ulaşalım. Ondan sonra devlette. OYAK yöneticilerinden randevu istedi. Görevi AK Parti ilçe başkanına verdi. İktidar Partisi'nin ilçe başkanı olduğu için. İsimlerimizi, sıfatlarımızı istemişler. Verdik. OYAK yöneticinin başındaki kişi maalesef 7 aydan beri, 6,5 aydan beri bize hala daha müsbet menfi cevap vermedi İktidar Partisi ilçe başkanına. Yani diyor ki bunun anlamı ben böyle çözüyorum. Evveli adını ben tanımıyorum, yöneticilerini de tanımıyorum, belediye başkanı da tanımıyorum. Bunun karşılığı bu. Ben bu memlekette büyük bir mücadeleye girmeye hazırım. Yıllar aldık, daha böyle gitmedik. Yan tarafta Çubuk Dağları var. Daha dediğim böyle meydancanlar da değil, kocaman dağlar var, Cürüm Dağları. Bu Cürüm Dağları'nı buradan da stok edemezler. Tanıbük ne yaptı? Bu Cürüm Dağları'nı Sayın Belgili, Belediye Başkanı şikayetçi oldu, mücadele verdi Allah razı olsun. Ve bu Cürümların hepsi de Karabük dışında bir yere taşındı, dağa, çukur bulundu. O çukurun içerisine doldurup üzeri betonla dolduruluyor. Erdemir'de ne yapılıyor? Erdemir'de eleme tesisleri kurulmuş. Bizim iddiamız bu. İlçeye soruyoruz yok. Cevap vermiyorlar. Bilgi vermiyorlar. Çünkü resmi yazı yazdı. Eleme tesisleri bizim bildiğimiz kıvrı eleme tesisleri. Türkiye'de bir Ali Ağa'da var. Bir de Kocaeli'de var. Ama demişim ki fabrikalar 30 seneden beri hem kırma yapıyor hem eleme yapıyor. Cürofu kırıyor, eriyor. Tozlar nereye gönderiyor? İşe yarayacak bölümlerini kendi hattanelerine gönderiyor, çelikhaneye gönderiyor. Diğer kül kısmı da denize döküyor. Bu Erdemir yetkililerine sesleniyorum. Bu işin peşini bırakmam. Erdemir'den bu Cürüm Dağları'nı kaldıracaksınız. Evveli sınırları dışında uygun bulduğunuz yere taşıyıp oraya depolayıp üzerine betonlayacaksınız. Çevre Bakanlığı'nın verdiği öngörülere göre, benim söylediğime göre değil, şartlar neyse ona yapacaksınız. Zannetmeyin ki 40 seneden beri ben bu işi yaptım, Evveli halkı kuzu alıştı. Bundan sonra böyle devam edecek diye bir cümleye kapılmayın, her gün ensenizde. Artı, bir de bizi kandırmaya çalışıyorsunuz, onun da farkındayım. Yan tarafta benim belediyemin olduğu yerde, Göktepe'de, madenci gemi sanayinin olduğu yerde bir yine kırma eleme tesisleri kurdu. Ege demircilik diye geçiyor. Demircilikten cürufu alıyor, yetişiremiyor çünkü cürufu kırmaya dökmeye demircilik. Oraya veriyor, anlaşma yapıyorlar, resmi anlaşmalarla veriyor. Ve burada kırma dökme yapıp madenci geminin dolgu yerlerini bu cürufla, cürufu suya değemez diyor. TÜBİTAK yeni çıkarttı 2019'un. Mayıs ayında çıkan, az evvel okudum. Suya değdiği zaman büyük zehirler intifa ediyor diyor. Zehirler diyor herkesi diyor.
Burada bir de bahane mi? Metan aldı giderler bana. Zehirlenmiş vaziyette yani. Oraya gönderiyor. Orada kırma, eleme ve denizi kırmızı dolduruyor. Bu iş el demirim veya oyağım diye çok hoşuna gitti. Şimdi bizim baskılarımız, yazılarımız gitmeye başladıktan sonra el demiri kısmen durdurdu. Çaktırmadan gene yapıyor ama bu Ege demirde bu işi yapmaya çalışıyor. Günde 30-40 tane Erdemir'den, Erdemir yetkililerine sesliyorum. Beni çok iyi anlarlar. Tespitlerimi yapıyorum, fotoğraflar çekiliyor. Erdemir'de yaşayanlar da insan, onlar da can. Kendilerine yapılan zulmü görüyorlar. Onlar da bize yardım ediyorlar. Fotoğraflar çekiyorum. Ege'de bile o dağ curuklarından taşınan curukları, her gün taşınan curukları görüyorum. Şimdi bir hamle daha yaptılar. Erin Medisi üzerimize gelmeye başladı diye Ege Demir'i çalışır hale getirmeye çalışıyorlar. Ege Demir'e de sesleniyorum. Hiç siz de hiç boşuna uğraşmayın. Ordu tutmamsın. Ereğli'de bu halkı zehirlemeye hiç kimsenin hakkı yoktu. En güzel keyif. Senede 6 milyar Türk lirası para kazandırıyorlar. E ne olacak ya? Curuhu denize dön. Nakliye yok, bir şey yok. Orada istediğin gibi hareket et. Ereğli'de İstanbul'u darmadağın et. Ya Organ Sanayi bölgesinde üstadlar var, harikalar yaratan ustalarımız var, sanayicilerimiz var. Yurt dışına ihracat devamlı olarak yapıyorlar, Karabük'e makine yapıyorlar. Erdemir'e yapamıyorlar, yaptırmıyor Erdemir. Veya Oya, Erdemir demeyeyim, Erdemir benim canım. Evliliğe paramız girmesin diyorlar. Bu kadar açık söylüyorum yani. Şimdi öldürücü darbe bu. Yani bu çok önemli bir konu. Bu endüstri bölgelerinde Türkiye'de yeni sahalar açılmaya başlandı. Trabzon'da başladı bu. Filyos'ta yapıldı. Yani endüstri bölgesi ne demek? Bakir bir alan, üzerinde fabrika yok. Yani herhangi bir şey yok, atölye yok. Buralara endüstri bölgesi diyorlar. Burayı kapatıyor, belediye ilişkisini kesiyor. Buraya fabrikalar falan filan kurabiliyorsun. Burada emlak vergisi vermiyor. Ruhsatların hepsinde bakanlıklar oluyor, belediyeden almıyor, iskan harcı yok, ruhsat harcı yok, hiçbir şey yok, inşaat izni falan yok. Tamamen bakanlıkla muhatap. Anladım, yeni bir sanayi kurulurken eyvallah. Erdemir böyle değil, Erdemir'de fabrikalar, tesisler, çıkartanlar, soğuk antreler kurulmuş vaziyette. Üşümüşler, maalesef üzülerek söylüyorum. Böyleki dönemde milletvekili yapan bir abimize bunun önderi. Buradan milletvekili yapan. İsim de beğenmedin birkaç sana daha cevabın olmadı ona. Ne diyorsun sen diyen olmadı. Aynen Erdemir'in taleplerinin hepsini yazmış. Belediyeye emlak vergisi vermez. İnşaat ruhsatları, harçları belediyeden alınmasın, harç vermeyelim. İnşaat ruhsatları bakanlıktan alınsın. Hiçbir vergi vermesin. İçeride 4,5 milyar lira tutarında hazinenin yeri var. Burayı kamulaştırma hakkını Erdemir'e verir ve bedelsiz olarak kamulaştırsın. Belediyenin 10.000 metrekare otopark sahası var. Burayı da kamulaştırsın, burayı da bedava kamulaştırsın, belediyeye para vermesin. Şahısların ufak tefek isteğleri var, bunları da kamulaştırsın, bedava. Eğer Erdemir büyümek istiyorsa, özelleştirme sahasını büyütmek istiyorsa, yan taraflara da gitsin, evleri falan filan istihdak etsin ve buraları da kamulaştırma hakkında verelim ve para vermesin. Yani yakında sahil yoluna doğru gelebilirler yani. Bak açıkça soruyor, büyük bir yetki. Sahil boyuna doğru, piramidin orayı çok beğendim derler. Kamulaştırdığım parasını da vermiyorum deyip biraz mübalağa konuşuyorum ama bu noktaya doğru gidiyor iş. Bunu henüz başaramadılar. Zaten bizle görüşmüyorlar. Belediye muhatap olarak almıyorlar. Almamalarının sebebi yukarıda çok güçlü oldukları için bu Erdemir özel endüstri bölgesini çıkaracağız diye hesap ediyorlar. Çıktığı zaman zaten belediye kim oluyor diyor. Belediye bizim muhatabımız değil diyor. Açık belediye olarak söylüyor. Yapmazsan namertim. Bu endüstri bölgesi çıksın. Kayıp düşünüyorum. Ereğli belediyesinin anahtarını giderim. Oyağı teslim edin. Çünkü belediyeye bir şey kalmadı. Olur olur da bu kadar vicdansızlık olur mu? Ama ben buradan sevgili Oyak Yönetim Kurulu Başkanı, tanımıyorum kimse, yönetim kuruluyla sesleniyorum. Erik abini çok sessiz, kuzu gibi gördünüz ama kediyi köşeye
sıkıştırırsan bir hırla, iki hırla, ondan sonra atlar tepene doğru. Bak bunu unutmasınlar. Biz köşeye sıkıştık. Eril halkı köşeye sıkıştırıldı. Ve hırlamaya başladı. Eğer bunları da kale almazsanız, bu ülkede, demokratik ülkede yaşıyorsan, Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşıyorsan, bu memlekette hak, hukuk, adalet varsa, bu memleketin haklarını korumak için siyasi partilerle, meclis üyelerinde, çalışanlarımla birlikte sokağa çıkar, sokağa çıkar, her gün evinde, her demir önünde demokratik eylemlerimizi yapmaya başlarız diye buradan o yetkililere sesleniyorum. Bizi bu kadar mazlum ve sessiz görmeyin diyorum. Yapıyor muyuzlar? Haklarımızı savunmaya başlayacağız. Her demir olan saygımızdan dolayı bugüne kadar pek yer diye gitmedik. Onlar bizi hep yer diye gönderdiler ama biz gitmedik. Ama pazar sıkıyan itibaren biz de her konuda yargıya gitmeye başlayacağız. Hukuki yolda haklarımızı arayacağız. Özellikle çevre konusunda çok zayıf olduklarını biliyorum. Memlekete çok büyük köklükler yaptığını biliyorum. Bu konuda Allah nasip ederse onlara nefes aldırmayacağız. Hukuki yollarda hep söylüyorum. İşimiz hukukta bizim. Biz hak, hukuk, adaletten yanayız. Demokratik yollardan hakkımızı korumak zorundayız. Hiç kimse bir şey yapmazsa ben meclis üyelerinde çalışanlarla beraber fabrikanın ana kapısına gidip eylemlere başlayacağım. Demokratik eylemlere başlayacağım. Çünkü bu kadar insanın yok edilmesini azmetmem mümkün değil. Benim yapıma ve tabiatıma aykırı. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun.